Herkese merhaba. Murat Karakaya Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere geliştirdiğim bir yazılımı tanıtacağım. Adı Convert to PPT. Adından da anlaşılacağı üzere vereceğiniz PDF dokümanlarını Microsoft PowerPoint sunumlarına çeviren bir yazılım geliştirdim. Bu yazılımı geliştirmemin maksadı büyük dil modellerinin nasıl faydalı bir şekilde kullanılabileceğini sizlere göstermek için. Ama bugün bu videoda sadece bu yazılımı nasıl indirip kullanabileceğinizi göstereceğim. Yazılımı indirip kullanabilmek aslında çok kolay. Yazılımı executable, exe haline getirdim. Yapmanız gereken Google Gemini API key'i Google'dan almanız. Güzel haber, bu Google Gemini API key ücretsiz olarak veriliyor zaten. Daha sonrasında da GitHub'dan bu Convert to PPT uygulaması indirmeniz ve çalıştırmanız. Şimdi bunları adım adım göstereceğim. İlk olarak yapmanız gereken Gemini API key'i ya da Google API key'i almanız. Bunu arattırıp da gelen ilk linki tıkladığınızda gördüğünüz gibi burada linki tıkladığınızda API key'e yönlendiriyorsunuz. Google hesaplarınızdan hangisini kullanırsanız aktif hale getirip sistemin içine girebilirsiniz. Burada size önerilecek olan düzenlemeleri geçebilirsiniz. Arkasından kullanım şartlarına uyduğunuzu kabul ettiğinizi göstermeniz lazım. Burada hemen gördüğünüz gibi API anahtarını oluşturu tıklayın. Bu API anahtarı oluşturulduktan sonra şu an ekranda gördüğünüz sistemde de kaydedilecek. Ben tabii bu anahtarı kopyalayacağım. Kopyaladıktan sonra Windows sistemine bunu kaydetmem lazım. Windows sistemine kaydetmek için Windows'ta arama butonuna geçip buraya sistem ortam değişkenleri kelimelerini yazdığımda yukarıda gördüğünüz gibi sistem ortam değişkenleri gelecek. Buna tıkladığınızda sistem ortam değişkenlerini ayarlayacağınız ekrandan ortam değişkenlerini tıkladıktan sonra sistem değişkenlerine yeni diyerek ekleyin. Normalde Gemini API Key olarak yazmamız lazım ama ben daha önce bunu yazdığım için şimdilik bunu Google underscore alt çizgi API alt çizgi key olarak yazıyorum. Siz Gemini API key olarak yazın lütfen. Daha sonra kopyaladığım anahtarı buraya yapıştırıp hepsini kapatıyorum. Artık böylelikle benim Windows versiyonum bu anahtarı öğrenmiş olacak. GitHub'tan indirmeye geçersek de GitHub Karakaya yazıp gelen linki tıkladığımızda benim GitHub sayfama ulaşacaksınız. Buradan repository'se tıkladığınızda Convert to PPT yazılımına ulaşın. Buradan en kolay yapacağınız şey en son sürümün exe kodu halinde olanı tıklayıp indirin. Bunu herhangi bir dizine indirebilirsiniz. Ben test dizine indireceğim. Tabii bunun inmesi aslında biraz vakit oluyor ama 75 kilobaytlık bir şey. Çok büyük bir şey değil. 75 kilobayt çok çabuk iniyor ama sisteme kurulumu biraz yavaş olabilir. Şimdi burada ben size şunu göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi birden fazla PDF var. Bu PDF'lerden bir kısmı Türkçe, bir kısmı İngilizce. Bu PDF'lerde Data adlı dizinin içinde. Mesela burada Türkçe olan PDF'i göstereyim. 4 sayfalık kısa bir konferans makalesi bu. Burada İngilizce olan, yine bana ait olan bir makaleyi görüyorsunuz. Bu makalede 18 sayfalık uzun bir makale. Tabii benim size tavsiyem sunuma çevirmek istediğiniz makalenin ya da dokümanın uzunluğunun mümkün olduğu kadar kısa olması. İsterseniz bunu 1-2 PDF ayırıp öyle yaparsanız daha da olur. Mesela bu gördüğünüz makale oldukça uzun makaleden yine 15 sayfalık bir makale. Bundan illa bir sunum yapmak istiyorsanız benim tavsiyem 5'er sayfalık, 10'ar sayfalık dizinlere ayırmak. O zaman daha detaylı oluyor ama hata vermiyor. Şu an indi, çalışmaya hazır. Üzerine çift tıkladım. Windows güvenlik gereği emin misin diye soruyor. Çünkü internetten indirdik bunu. Bana güveniyorsanız tıklayıp çalıştırın. Şimdi bu çalıştığında bir terminal açılacak. Şu an gördüğünüz. Bu terminalin içinde öncelikle program bir konfigürasyon dosyasından gerekli olan bilgileri okuyacak ve bir çalışmaya başlayacak.
İlk soracağı şey size hazırlanacak sunumun arka plan renginin ne olacak? Burada şu an için İngilizce renk isimleri yazıyoruz ama ileride bunu her dilde olacak. Büyük dil modelini kullanacağımız için. Şimdilik buraya Light Blue yazıyorum. Daha sonra PDF dosyalar nerede duruyor diyor. Eğer benim bulunduğum yerdeki data dizinindeyse direkt tıklayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi data dizinin önce sadece Enter'a basıp geçeceğim bunu. Bu dizinin içinde PDF olmayan her şeyi sileceğim diyor. Çünkü başka text ve JSON objeler oluşturacağız birazdan göreceğimiz için. Bunları sildikten sonra 3 tane PDF bulduğunu söylüyor. Her bir PDF'i tekste çevirecek önce. Ancak bileceğiniz gibi her PDF tekste çevrilmeyebilir. Bazı PDF'lerde taranmış olan metinler olabiliyor. Bu taranmış olan metinler maalesef metin haline çevrilemiyor. Resim gibi gözüküyor. Onun için size birkaç başlangıçtaki birkaç satır gösteriliyor. Eğer siz bu satırlarda metin olduğunu görüyorsanız yes tuşuna basıp bunların metin olarak kullanılabileceğini onaylamış oluyorsunuz. Arka planda baktığımızda görüyorsunuz metine çevrildi. Açıp gördüğümüzde burada doğru metinler olduğunu görüyorsunuz. Eğer sizin PDF'iniz istenilen formatta değilse burada okuyamayacağınız semboller, kalpler, işaretler göreceksiniz. Onları maalesef sunuma çeviremiyoruz. Tabii bu teksti çevirdikten sonra büyük dil modeline bunu gönderiyorum ve bir yönlendirmeyle promptla beraber büyük dil modeli de bu metinden istifade ederek bir sunumun içinde bulunacak slaytları oluşturuyor. Daha sonra her bir slaydın içerisinde bulunacak başlıklara karar veriyor. Daha sonra her bir başlığın altında bulunacak olan madde başlıklarına karar veriyor ve metni buna göre oluşturuyor. Dolayısıyla sonuçta da bize JSON objesi gönderiyor. Neden? Çünkü ben yazdığım kodda JSON objesindeki tagleri, etiketleri kullanarak bir Microsoft PowerPoint oluşturacak kodun içine bunu doğru olarak vermek zorundayım. Biz konuşurken zaten şu an bitti. Çok hızlı yapıyor bunları. Gördüğünüz gibi 3 tane PowerPoint hazır. Açalım. Bu 15 sayfalık bir PDF'ten çevrildi. Gördüğünüz gibi oldukça düzgün görünüyor. Cümleler kısa, anlaşılır. Rakamlar, sonuçlar veriliyor. Gördüğünüz gibi. Bence gayet başarılı ve yeterli. İsterseniz bir de şimdi size Türkçe'yi yaptığını gösteririm. Bunun güzelliği PDF hangi dildeyse o dilde sunum yapabiliyoruz. Sunumu hazırlayabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi çakışma var. Bu çakışmayı da sonuçta elimizdeki bir PowerPoint sunumu olduğu için ufak ayarlamaları biz hemen yapabiliyoruz. Geri kalan kısmında baktığımızda hata yoksa bu şekilde kullanabiliriz, kaydedebiliriz, ekleme çıkartma yapabiliriz. Bu da büyük bir esneklik sağlıyor. Son olarak başka bir örnek görelim. Bu 18 sayfalık bir PDF'ten de burada gördüğünüz gibi 5 sayfalık bir sunum hazırlamış. Biraz önce söylediğim şekilde eğer sunumların daha detaylı olmasını istiyorsanız şu an için basit bir çözüm. Bu 15 sayfalık PDF'i 5'er sayfalık 3 taneye ayırıp bunu daha sonra birleştirebiliriz. Ama burada da gördüğünüz üzere aslında ana başlıkları yer veriyor. Detayları tabii ki az tutuyor. Benim anlatmak istediğim buydu. Bu yazılım sayesinde hızlıca sunumlar oluşturursunuz. Yazılımı beğendiyseniz lütfen GitHub'tan yıldız vermeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Umarım kullanırsınız. İyi günler.